Herkese selamlar. Size bugün bu videoda dünyanın en düzenli ülkesini göstereceğim. I never felt a kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Evet, Hollanda'dan bahsediyorum. En bilinen konu olan bisiklet yollarıyla başlayalım. Ama size bu videoda bisiklet yollarındaki farklı bir şeyi göstereceğim. Yani sadece bisiklet yolu çok var bu ülkede demeyeceğim. Bisiklet yollarında sensörler bulunuyor. Aynı şekilde bu araba yollarında da var. Ve siz bu sensörlerin üstünden geçtiğiniz zaman sizin geldiğinizi anlayıp ışıklar otomatikman yeşile dönüyor. Bakın mesela bu yerdeki sensörler gibi. Şu an trafik olmasa bisikletle buraya geldiğimiz an, ki geride de var, hemen ışığın yeşile döndüğünü görebilirdiniz. Yayalar içinde bunlara basmanız çok önemli. Çünkü sinyali direkt alıyor. Bakın bastım ve aldı. Burada trafik olmadığı için hemen geçebiliyoruz. Hiç göstermelik zannetmeyin. Gerçekten burada bunlar çok aktif olarak çalışıyor. Size bunu arabayla da göstereceğim. Yolda hiçbir araba yokken trafik ışıklarının size nasıl tek tek yeşil olduğunu videonun ilerleyen dakikalarında da göreceksiniz. Şunlar da araba yollarındaki sensörler. Buradan başlıyor. Hemen ışığa yaklaştıkça bir daha var. Sizi hissettiği an bu sensörler, sizi algıladığı an bu sensörler, hemen ışıklar eğer trafik uygunsa yeşile dönüyor. Ve bunu gece çok iyi anlıyorsunuz. Şu yerdeki üçgenleri gördüğünüz zaman bunlar size bakıyorsa eğer durmak zorundasınız. Bisikletsiniz, arabasınız ya da yayasınız fark etmiyor. Bunlar dur işareti. Mesela bakın, arabaya burada yol vermemiz gerekiyordu. Şurada da bu bisiklet yolundan ana bisiklet yoluna geçerken eğer biri geliyorsa sizin durmanız gerekiyor. Hollanda sağlık sistemini eleştiren çok fazla video bulabilirsiniz. Ben de bunu eleştirebilirim çünkü bir randevu almak istediğiniz zaman gerçekten uzun bir zaman sonraya randevu alabiliyorsunuz. Ama randevu aldıktan sonra işler gerçekten güzelleşiyor. Ben şu an bir hastaneye geldim. Size bir hastanenin içi nasıl gözüküyor onu göstereceğim. Girişteki sıramatiklerden hiç beklemeden bu kağıdı alıyorsunuz ehliyetiniz ya da kimliğinizle. Bu kağıt size hangi rotaya gitmeniz gerektiğini söylüyor. Sıramatiklerde sıra beklemiyorsunuz çünkü çok az kişi oluyor hastanede. Şimdi buraya gittiğimizde de göreceksiniz, çok az kişi olacak. Şu an sadece 3 kişi bekliyor benimle beraber. Hastanenin tuvaleti ne kadar temiz görebilirsiniz. We don't have to settle down. Please don't be afraid of all the things that could go wrong. We can take our time and we may change our mind. Evet, hastane gördüğünüz gibi özel bir hastaneden tamamen farksızdı. Tuvaletler tertemizdi. İçeriye işte içinde limon olan sular koymuşlar ve bedava onları alıp içebiliyorsunuz vesaire. Kimse yok zaten. Doktorların da bu durumdan dolayı bol bol vakti var ve size çok fazla vakit ayırabiliyorlar Türkiye ile karşılaştırınca. Bu buranın biraz sağlık sisteminden kaynaklanıyor. Buradaki hastaneler tam devlet hastanesi gibi değil. Ama tek tip hastane var bu ülkede de. Aslında hastanelerin hepsi özel kurum ama devlet tarafından zorunlu kılınan ve her insanın aylık olarak ödemesi gerektiği sağlık sigortasına sahip insanlar bu hastanelerden yararlanabiliyorlar. Bu da ülkenin hepsi oluyor. Çünkü tüm ülke bunu dediğim gibi yaptırmak zorunda. Maddi durumu el vermeyen insanlar için bunu devlet üstleniyor ve devlet ödüyor. Yani bu ülkede yaşıyorsanız bu hastanelere gidiyorsunuz. Bu hastanelerden daha düşük standartlarda bir hastane bulmanız mümkün değil. Bu hastanelere gidebilmek için ilk başta sizi aile hekiminizin bu hastanelere yönlendirmesi gerekiyor.
aile hekiminiz uygun görürse sizi hastaneye yönlendiriyor ve hastaneden randevu almanız biraz uzun sürebiliyor. 2 hafta, 3 hafta gerekiyorsa bir ay bekleyebiliyorsunuz bazen. En çok eleştirilen sistem de bu aslında. Ama randevu alıp hastaneye ulaştıktan sonra her şey çok güzelleşiyor. Çünkü çok kapsamlı bir muayene olabiliyorsunuz. Doktorlar müsait, hasta sayısı çok az. O yüzden de size vakit ayırabiliyorlar. Birçok soru soruyorlar, not alıyorlar. Hiç acele etmiyorlar. Bu da işin güzel tarafı. Yani ne kadar hastanelere ulaşmak eleştirilse de sonunda gittiğiniz yer gerçekten profesyonel bir yer oluyor ve size gerçekten vakit ayırabilecekleri, sizi dinleyebilecekleri bir yerde oluyorsunuz ve kalabalık da olmuyor. Gerçekten kendinizi hastaneye varınca iyi hissediyorsunuz. Mesela bakın, ister bir yol kenarı olsun, ister bir park olsun, burası da küçük bir park. Buralardaki çimleri hiçbir şekilde böyle çok büyümüş, artık böyle yabani otlar çıkmış, içine girilmez hale gelmiş göremezsiniz. Buraları gelip çok düzenli biçimde biçiyor adamlar. Çok iyi bakıyorlar içinde yaşadıkları çevreye. Özellikle parklara, bahçelere, yeşil alanlara. Bu ülkede sabahın 6'sında 7'sinde bu levhaların bile temizlendiğini gördüm ben belediye çalışanları tarafından. En güzel şeylerden biri de paraya ihtiyacınızın olmaması ama karta ihtiyacınız var. Para çoğu yerde kullanılmıyor. Bütün ödemelerinizi kartla yapıyorsunuz. Bence bu çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Marketlerde kasiyerlerden daha çok otomatik kasalar var ve orada kendi işinizi 2 dakikada hemen yine hiç sıra beklemeden hallediyorsunuz. Diyelim bir yere gittiniz, bir arkadaşınız ödedi bütün hesabı, paylaşmak istiyorsunuz. Öyle elden para vermek gibi şeyler yok, yaygın değil. Tiki diye bir uygulama var. Hemen, yani dünyanın en kolay birbirine para aktarma yöntemlerinden biri. Sizden talepte bulunuyor WhatsApp üzerinden mesela. Siz de ona hemen bir tıkla parayı gönderebiliyorsunuz. İdeal diye bir ödeme yöntemi bulunuyor. Pegasus'tan bile mesela diyelim uçak bileti alıyorsunuz, bir Türk firması. Konumunuzu Hollanda seçiyorsunuz. Bu seçenek ortaya çıkıyor, İdeal ile öde diye. İdeal de yine dünyanın en kolay ödeme yöntemlerinden bir tanesi. Sizi hemen mobil uygulamanıza yönlendiriyor bankaya. Şifrenizi giriyorsunuz, onay veriyorsunuz, hemen ödemiş oluyorsunuz. Yani ne kart numarası giriyorsunuz, ne bir yere başka bir bilgi veriyorsunuz. Her şey mobil uygulama üzerinden bir linkle, bir tıkla halloluyor. Bu ülkenin bir diğer düzenli tarafı da tabii ki de mahalleleri, mimarisi. Hollanda'da bu gördüğünüz sokak çok yaygın. Sağlı sollu böyle müstakil evler. Bunlar duvarlarından bitişik. Hepsinin arkası da bahçe. Şu an mesela sola döneceğim, bir arka sokağa geçeceğim. Oranın da aynı mimaride olduğunu göreceksiniz. Yolun sonuna geldik. Buradan sola döndüm. Bu mahalleler gerçekten düzenli. Hepsi nizami, birbirinin kopyası gibi. Ben bunu seviyorum. Yolun biraz daha ilerisi. Sağ tarafımda bir park var ve parkın arkasında yine aynı mimari. Şimdi buradan sola döneceğim ve aynı mimarinin devam ettiğini göreceksiniz. Burada da gördüğünüz gibi solumda bir diğer sokaktaki aynı evler. Karşısında da şurada biraz daha farklı bir mimari var ama şu tarafta da yine bahsettiğim klasik Hollanda mimarisi. Her sokak bu şekilde düzenli ve dediğim gibi bu evlerin ön giriş kapıları ve ön bahçeleri burası. Her evin arkasında da kendine ait bahçesi bulunuyor. Size bahsettiğim evlerin arka bahçelerinin giriş kapıları da burası. Bu duvarların sağı ya da solu hemen evlerin arka bahçeleri. Hollanda'da başka mimari ya da apartman tarzında yerler yok mu? Var. Ama bu en yaygın mimarilerden de, sokak mahalle şekillerinden de bir tanesi. Evet, şimdi bir de gece trafik ışıklarını arabayla deneyelim. Işıkların nasıl teker teker yeşil olduğunu size bir de arabayla gösterelim. Sola döndürüyor. Evet, sensöre girdiğimiz an yeşile döndü ışık. Hiç gereği yokken sola döndük şu Şimdi sensöre girdik tekrar. Şimdi buradan sağa gidelim. Ve yandı. Ama biz sağa gitmeyi sonradan tercih ettiğimiz için. Aynen. Yeşil ışık kaldı burada. Şimdi bizim bütün düzenimizi bozacak o. Biraz arkada kalayım desem neyse ama hadi onun yeşile çevirmelerini kullanalım. Bakın şu an giriyor. Bakın döndü yeşil oldu. Çünkü etrafta kimse yok bu yola sağdan soldan çıkmak isteyen. Bu sarıda geçtik. Bizim için çevirsin işte. Ama araba geliyordu karşıdan. Aa, evet.
İşte bu da yine başka bir örnek. Çünkü diğer taraftan araba geldiği için bu tarafı çevirmiyor yani. Aynen. Bütün ışıklar birbirleriyle haberleşiyor aslında. Bütün sensörler birbirleriyle haberleşiyor. Evet, sensörlere girdim şu an. Evet, geçtik. Evet, döndü. İşte gerçekten çok güzel. Böyle yol boşsa size direkt yolu vermesi gerçekten çok güzel. Yani ben bunu ilk gördüğümde bayağı bir hayretler içerisinde kalmıştım. Benim Türkiye'de çalıştığım fabrikada vardı bu sistem. İşte otomatik kayar kapılar açılıyordu. Forkliftin geldiğini görünce aynı bu şekilde yerlere gömülü sensörler vardı. Ama bunu bütün ülke genelinde yapmak gerçekten bayağı iyi bir şey bence. Ve sadece araba yollarında değil, gündüz gösterdiğim gibi aynen bisiklet yollarında da var aynısı. Ve aynı şekilde yine gündüz gösterdiğim gibi yayaların o geçmek için bastıkları alet de çok efektif çalışıyor burada. Yani trafiğin yoğunluğa göre önceliklendiriliyor olması gerçekten çok iyi. Evet, evet, gerçekten. Şimdi yavaş yavaş dönelim. Videoyu da kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoda bu ülkenin ne kadar düzenli bir ülke olduğunu ve bizim bunlardan hangilerini gerçekten çok sevdiğimizi size göstermeye çalıştık. Bir sonraki videoda da bu ülkede katlanamadığımız, ya yok artık bu ülkede bunların hiç olmaması lazım dediğimiz şeylerden biraz bahsedeceğiz. Haftaya o videoda görüşmek üzere diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.